Efendim bugünkü etiketimiz adım adım olacak. Neden adım adım olacak derseniz... ...vallahi şöyle bir bültene baktıktan sonra... ...bir İmamoğlu'nun açıklamaları var... ...bir Yavaş'ın açıklamaları var. Bunlar adım, adım adım adaylığa gidiyor gibi görünüyor. Öte yandan eğitimde ve sağlıkta... ...adım adım bir çürüme yaşanıyor. Göreceksiniz bültenimiz boyunca... ...özellikle sağlıktaki haberler çok dikkat çekici. Bir de biliyorsunuz... ...80 küsür gündür takip ettiğimiz bir dava var. Narin davası... O da o da bugün üçüncü gününde. İlk gün duruşma 14 saat sürmüştü. 14 saat boyunca hakim bir biçimiyle sanıklardan bir söz almaya, bir itiraf almaya çabalamıştı. İkinci gün duruşma 12 saat sürdü. Üçüncü gün hala duruşma sürüyor. Bugün belli ki bir ara karar çıkacak. Önce bugünün gelişmelerine bakalım. Ardından bir canlı bağlantıyla bugünün gelişmelerini Barış Kaya'dan dinleyeceğiz. Nevzat Bahtiyar, dön etrafına bak. Bu kadar insan burada. Kaç gündür buradayız. Duygu sömürüsü yapmıyorum. Bir baba olarak soruyorum. Senin geçen celse verdiğin beyanlar doğru mu, iftira mı? Bak yeni kamera kayıtları çıkabilir. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum değil. Sakladığın bir şey var mı? Yok. Mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı. Bir baba olarak soruyorum diye seslendi Nevzat Bahtiyar'a. Narin Güran cinayeti davasının 3. gününde küçük kızın cansız bedenini dereye taşıyan Bahtiyar'ın keşif sırasındaki görüntüleri izletildi salona. Zaten üstünde çarptık. Tamam. çuvala koyduk görüntüleri izlenirken diğer tutuklu sanıklar Enes Yüksel ve Salim Güran salondan çıkarıldı. Adli tıp raporu okundu. Bahtiyar yeniden kürsüdeydi. Bir kez daha çapraz sorgu başladı. Görüntüleri izledik. Bu küçük alan Narin kızımızın bırakıldığı yer. Buyurun Rahit Bey sorunuzu alalım. Bu raporu anladın mı? Anlamadım. Bu rapor diyor ki Narin'in naaşında böceklerden çok vardı. Buradan tarih çıkarıyorlar. Buna aç tamamen suyun içerisindeyken bu böcekler yaşamaz. O yüzden sana bir kez daha soruyorum. Nevzat Bahtiyar sen daha önce başka yere gömdün mü? Kesinlikle hayır. Çuvalın tamamı su altına girdi mi? Taş ıslandı mı? Taş hepsi ıslanmadı. Ben de çok hatırlamıyorum. Eksik kalan bir yer var mı? Anlatmadığım bir yer var mı dendiğinde hatırlamıyorum dedi. Hayır demedi, hatırlamıyorum dedi. Buraya bıraktım. He? Oldu. Bütün taş bıraktım. Sen arama faaliyetlerinden dolayı devlet su işlerinin suyunun oraya yönlendirildiğini biliyorsun değil mi? Evet. Dışarıda kalan kısmı bildiğimiz kadarıyla bacağı. Bacağını hatırlamıyorum. O kısmın toprağı mı yoksa suyun üstünde mi kaldı? Suyun üstünde kaldı. Sayın Başkan ben alacağım cevabı aldım. Buradan rica ediyorum ben bir mahkeme yapmadım. Bir yol yolla arkadaşlar. Girme girme girme. Kameralar girmiyor. Davanın ikinci gününde fenalaşarak hastaneye kaldırılan baba Arif Güran üçüncü gün yine mahkemedeydi. Güran'ın 6 yaşındaki çocuğu yani Narin'in küçük kardeşi de dinlendi duruşmada. Olay günü soruldu. Narin nereye gitti? Camiye gitti. Saat 3'te çıktı. Daha gelmedi. Narin camiye gidince siz ne yapıyordunuz? Karpuz yiyorduk. Sonra ne yaptınız? Teyzemlere gittik. Annen evdeyken ne yapıyordu? Uyuyordu. Nerede uyuyordu? Klima odasında uyuyordu. Peki o gün neler oluyor bunlar niye böyle konuşuyor diye düşündün mü? Sadece narin yoktu. Sana bir şey dedi mi abilerin? Demedi. Bu cinayeti tek çözecek kilit nokta şu an tam karşımızda. Dara 2 askeri üst bölgesinde 3 tane kamera var. Nari'nin babası Arif Güran'ın mahkemede de dile getirdiği Dara 2 askeri üst bölgesine ait güvenlik kamerası görüntüleri de duruşmada açıldı. Ama görüntülerden sağlıklı bir sonuca ulaşılamadı. Duruşma sürerken savcı tutukluların tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.